Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet, sizin para evinizde bir Güneş var ve artık gezegeniniz Merkür bu hafta itibariyle ileri harekete dönüyor. Para evinizde Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Son 3 haftadır Özellikle finansal konularda durgunluklar hissetmiş olabilirsiniz. İstediğiniz gibi olmamış olabilir. İşleriniz, güçleriniz, beklediğiniz paralar yavaşlamış olabilir, gecikmiş olabilir, ertelemeler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Merkür düzeliyor ve Güneş'in de hala daha yani para evinizi aydınlatması aslında kazançlarla ilgili, maddi durumunuzla ilgili konu ve kavramlar hafta genelinde öne çıkaracak. Şimdi daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ertelediğiniz e, harcamaları, alışverişleri yapabilirsiniz veya beklediğiniz ve geciken paralar şimdi daha rahat elinize ulaşabilir. Venüs burcunuzda ilerliyor, küçük şansı temsil eden Venüs'ün de ikizler burcundaki e, hareketi bu hafta devam ederken size maddi, manevi hayatınızda bazı güzel fırsatlar, şanslar getirebilir, özellikle hem para konularında hem de sosyal ilişkilerde güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Koç burcunda olacak. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, iş yapıyorsanız özellikle ekip çalışmaları, grup çalışmaları, projeleriniz öne çıkıyor. Biraz yorulabileceğiniz enerjiler var. Biraz efor sarf ediyorsunuz. Zaman zaman sosyal ilişkilerinizde veya iş ortamınızdaki faaliyetlerinizde biraz karamsar enerjiler hissetmeniz, üzerinizde baskılar hissetmeniz mümkün. Pazartesi gününü biraz sakin geçirmekte fayda var. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Bu geçişle beraber biraz böyle rahatlıyoruz. Biraz içe dönüyoruz. Hani kendi alanımız, kendi yalnızlığımız, kendi kişisel zevklerimiz öne çıkabilir. Dinlenmek isteyebiliriz örneğin. Bunun içinde fırsatlar çıkabilir. ay boğadan geçerken aslında ki, e, genel olarak daha fazla rahatımızı önemseriz. Keyif almak isteriz, rahat etmek isteriz. E, bu da kısa bir tatili, belki böyle gün birkaç günlük böyle bir mola e, vermenizi sağlayabilir hayatınızda. Kişisel bakımınız, genel sağlık kontrolleriniz. Yalnız başınıza yapacağınız, tamamlamanız gereken işler, güçler, tüm bunlara da daha rahat zaman ayırabilirsiniz. Ve Perşembe sabah saatlerinde Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Ve bu duygusal enerjinizi arttıracak, zihinsel anlamda da hareketleniyorsunuz. Bir yandan çok meraklısınız, çok hareketlisiniz. O kabuğunuzdan çıkıp etrafınızda neler olup bitiyor öğrenmek isteyeceğiniz günler. Perşembe, Cuma, Cumartesi, öğleden sonraki saatlere kadar çok aktifsiniz. Hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda çok sayıda görüşme yapabilir, bilgi paylaşımı içerisinde olabilirsiniz. Bu tabii ki özellikle çevrenizdeki kadın figürlerle ilişkileri de biraz öne çıkaracak. Ailedeki kadınlar, anneniz veya hayatınızdaki kadın figürler, onlarla birlikte yapacağınız faaliyetler, paylaşımlar günlük hayatınızda yine çok belirleyici olabilir. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Hafta sonu pazar günü de Ay Yengeç Burcu'nda. Maddi güvencemizi önemsiyoruz. Birazdan ee, biraz hani yine parasal anlamda aslında verimli günler. Kazançlarımız olabilir veya güzel, verimli alışverişler yapabiliriz. Özellikle evimiz için, yuvamız için yapmak istediğimiz bazı alışverişler varsa bunları cumartesi öğleden sonraki saatlerden itibaren ve pazar günü daha rahat koşullarda hayata geçirebiliriz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.